TÜSİAD'ı bugüne getiren, TÜSİAD'ın yönetim kurulu başkanı, TÜSİAD'ın kaptanı. 27 yıl göz açıp kapayıncaya kadar nasıl geçti? Bana sor, ben böyle sor. Bana güvenen, ardıma düşüp gelenlere, vaktini ve nakdini vakfın amaçları doğrultusunda harcayan arkadaşlarıma minnettarım. Şükranlarımı sunuyorum. Bu 27 yıl boyunca büyük yangınlarda, selde, depremlerde hep devletimizin ve halkımızın yanında olduk. El emde koştuk, yardım taşıdık. Maddi ve manevi vatandaşımıza destek olduk. Yüzlerce çocuğumuza eğitim yardımı yaptık. Burslar verdik. İlk Kadın Komisyonu Başkanı Ümran Buran Efendi'ye şükranlarımı sunuyorum. Her tarafa koştu. İlk meleğimiz oydu. İkinci meleğimiz, ikinci iyilik meleğimiz Sayın Zeki Özmut yanımda oldu, yanıma alayım. Bizden ayrıldı. Bizim bilgimiz dahilinde Uzat Ehli Derneği'ni kurdu. Yüzlerce öğrenciye burs veriyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. O da 1950'nin doğumlu benim gibi Oğlak Burcu'nda. Ne bir adres. Evet. Bir iyilik meleğiydi hanımefendi. Bir diğer kadın kolu başkanı. Hüsnü Şener hakkını ödeyemem. Onu da yanımıza alalım hanımları. Hüsnü Başkanı buyurun. Evet, Uzat Ehli Derneği Başkanı Zeki Özgürt aramızda şükranlarımı sunuyorum. Hüsnü Başkanı'na şükranlarımı sunuyorum. Yüzlerce toplantı, seminer, zirveleri kurultayı düzenledik. Pandemi sürecinde online, sanal toplantılar düzenleyip halkımızı aydınlatmaya devam ettik. 27 yıl boyunca 100'e yakın iftar yemeği düzenledik. Çadır iftarlarında garip kurebaya ve muhtaç vatandaşlarımıza oruç açtırdık. Üniversitelerde işbirlikleri yaptık. Müşterek toplantılar düzenledik. Fabrika gezileri ve OSEB'de organize sanayi bölge ziyaretleri yaptık. Sincan'da bulunan 1. OSEB'de Dijital Dönüşüm Meslek Yüksekokulu'nun kuruluşuna öncülük yaptık. Onur Üyemir, İstiye Üniversitesi Rektörü dostum Erkan İlçe buradan şükranlarımı sunuyorum. Hep durumdan vazife çıkardık. Dedik ki, takdir edilince değil, taklit edilince başarılı sayılırsın. Birçok sivil toplum kuruluşu bizi taklit etti. Gurur duydum. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Bu ülkeye borcumuz ancak biz ölünce biter. Ülkemiz varsa biz varız. Devletimiz varsa biz de varız. Şiarımız, parolamız, anayasamız bu oldu. Önce ülke, önce devlet. Bütün vakıf üyelerini seçiyorum. Seçerken de bakıyorum. Türkiye benim için ne yapabilir demeyip ben Türkiye için ne yapabilirim diyenleri, idealist insanları vaktimize üye olarak katıyorum. Önce ülkem, önce devletim diye bugünlere geldik. Sevincimize ortak oldunuz. Sevincimizi, onurumuzu ve gururumuzu paylaştınız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz zaman. Bu törenin hazırlanması ve emeği geçen başta TÜSİAD Başkanı Yardımcısı Soydan Levent olmak üzere sevgili Yılmaz Doğan, sevgili Oktay Saygı, sevgili Cemil Sedefoğlu, Celalettin Solmaz'a, Kadın Platformu Başkanı Hüsnü Şener Başkanı'ma, Kutlu Tamay'a, Derya Baykal'a, diğer emeği geçen arkadaşlarıma, maddi ve manevi katkı sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Rektörüm, siz de hoş geldiniz. TED Üniversitesi Rektörü. Evet. Şeref verdiniz. Mustafa Zengin geldi. Evet. Burayı çok iyi dinleyin. Lütfen. Öztürk Orman der ki, insanları etkilemenin iki yolu vardır. O nerede Öztürk Orman? Ya ağlatacaksın, insanları ya güldüreceksin. Yıl 1989. Ankara Sanayi İş Adamları Derneği Başkanıyım. Sekreterim dedi ki, bir genç sizi görmek istiyor. Onun dayısı sizin felsefe öğretmeninizmiş. Gelsin. Genç bir arkadaşımız çıktı geldi. Ondan sonra dedi efendim bir fotokopi firmasında faksle fotokopi malzemeleri satıyorum. Satış elemanıyım. Benim dayım sizin felsefe öğretmeninizmiş Afyon Lisesi'nde Halil Ünlü. O dedi ki git o benim öğrencim Veli Başkan.
elinden tutar, çevresi geniş, önünü açar. Onun dedim, seni bu derneğe üye yapayım ben. E dedi ki, ben satış elemanıyım, iş adamı falan değilim ki. Onun bana iş adamı lazım değil, adam lazım dedim. Adam gibi adam, Mustafa Zengin. Şu anda burada. Geçirdi. Ama bugün ona vefamızı gösteriyoruz. Hep yanında olduk. Hep yanında olmaya da devam edeceğiz. İnsanlık zaten bunu gerektirir. Mustafa Zengin ödülü vermek üzere. Evet, Yılmaz, efendim, Oktay, Soydan. Yılmaz'ı, Mustafa'yı şöyle alalım. Evet. Beraber ol. Buyurun. Evet, Mustafa Zengin adam gibi bir adamdır. Evet, tabii. Ayağa. Şunu aldırıyor muyuz? Evet, dedim onu. Oktay, başkanım mikrofon alın siz. Buyurun. Bunu kaldırdım. Şunu. Bu sene seninle verdiğin her görevi yerine getirmiştir. Hiç aykala dönüp baktığınız. Yıllarca vaktin başarısı için koşturdu. Hep yanımızda oldu bizim. Biz de onun yanındayız. Hoş geldiniz. 45 yıllık okulcuyum. Ama kendimi buzdolabına koydum. Bitlizdeyim. Onun için çocukları çok seviyorum. Yalnız sevgili beni başkanı. Canı gününden kutluyorum. İlk kurulduğu gün ben yanındaydım. Ama Amerikan kızı ülkeşliğin beni çaldı götürdü. Yanımda ayırdı. Kendilerini çok iyi biliyor. Bu kadar başarılı bir insanın
mutlaka siyasete girmesi lazım. Mutlaka. Ben çok arzu ediyorum. Beni çok teşekkür ediyorum. Her şeyin yanıcı olsun. Yüzümüzden gülüşük, yüreğimizden sevgi, vücudumuzdan sarmak, elimizden de pratik olmasın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Erol Özen soru davet edelim. Erol Özen soru. Görüşmeler. Yaklaşık 20'ye yakın kurucumuz öldü, vefat etti. Nurlar içinde yatsınlar. Karanları buraya getirebildim. Birçoğunda Ankara dışına yerleşti. Onlara üzüldüler diyor. Soylan Bey, Oktay Bey. Buyurun, buyurun. Arkadaşlar onları da öpüyorum. Anam Teravere davet ediyorum. Kımızı bana geçin, soru yapma genç arkadaşlarım. Sıkkı Çınar'ı çağırıyorum. Yönetim kurulu lideri, buyurun efendim, söylemeyin, buyurun. Yılmaz Bey, Oktay Bey, buyurun. Emel Hanım, buyurun. Kuzun Hanım. Cafer Aktaş diye davet ediyorum. Cafer Aktaş diye davet ediyorum. Gençliğin kaptanı Cafer Aktaş diye. Kadir Turnuoğlu.
Evet, evet, çok teşekkür ediyorum. Edis Bey'le tanıdığım günler kariyerinize de teşekkür ediyorum. Evet. Cemalettin Tekin. TÜSİAV'ın 27. kuruluş yıl dönümü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Nice 27 yıllara diliyorum. Ben TED Üniversitesi Rektörü İhsan Sabuncuoğlu. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı ile benim aslında ilk bir buluşmam neredeyse 15-20 sene önce oldu. Bilkent Üniversitesi'ndeyken oldu. Daha sonra bu ilerleyerek devam etti. Yani birçok STK var Türkiye'de. Sanayici ve iş adamlarının kurduğu önemli vakıflar var, dernekler var. Fakat bunların arasında öğrenciye, eğitime, öğretim üyesine dokunan ender STK'lardan bir tanesi. Ben de o yüzden bugünkü 27. yaş günlerini yalnız bırakmamak için, katılmak için geldim. Tekrar onlara nice yıllar diliyorum. TÜSİAV'ın 27. yıl yaş dönümü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Ankara'daki en kıymetli sivil toplum kuruluşlarından birisi. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği, Vakfı. Önemli görevleri var. Üyelerinin her türlü hak, hukuk ve menfaatleriyle ilgili 27 yıldır büyük bir çalışma var. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Bugün siz de gördünüz, gerçekten çok belli standartların üzerinde bir topluluk var. Ankara'nın belki de en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizim de Ankara Ticaret Odası olarak birlikte çalışmalarımız var. Biz biliyorsunuz Ankara'nın her türlü derdi sorunu bizleri de ilgilendiriyor. Ankara ile ilgili yaptığımız her etkinlikte TÜSİAV'la beraberiz. Onlarla beraber yol alıyoruz. Keyif alıyoruz bu işten de. Bundan sonra da böyle devam edecek. TÜSİAV'ımız Türkiye'nin kutup yıldızlarından biridir sivil toplumculukta. Başkanımız Veli Sarıtoprak bildiğiniz gibi birçok derneğin kuruluşunda, vakfın kuruluşunda ön ayak olmuştur. Kendisi gerçekten sivil toplumculuk deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerdendir. TÜSİAV benim için çok kıymetli. Ben yıllardır bu vakıf içinde emek veriyorum, çalışmalar yapıyorum. Birçok projelerimiz oldu, organizasyonlarımız oldu. Şimdi de 27. yılımızı kutluyoruz. Gerçekten çok mutluyum. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye'ye ve sivil toplumculuğa hizmet etmek istiyoruz. Bu yönde biz kendimizi adadık yani, öyle söyleyebilirim. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Kutlu Tamay ben. TÜSİAV'da Enerji Platformu Başkanıyım. Aynı zamanda birçok Ankara'daki derneklerde de yönetim kurullarında görevlerim var. İş adamları derneklerinde vesaire. TÜSİAV'dan biraz da bahsedecek olursak biz enerjiyle ilgili birçok faaliyetlerde bulunuyoruz. Birçok organizasyonlar yapıyoruz. Enerjinin türevleriyle ilgili işte farkındalık yaratıyoruz. Onun dışında benim kendi enerjiyle ilgili bir şirketim var, danışmanlık şirketim var. Firmalara uygun enerji temini konusunda danışmanlık veriyorum. Bu şekilde. TÜSİAV'ın bu 27. yılını Canigöl'den kutluyorum.
sevgili Veli Bey'le 27 yıl önce beraber kurmuştuk. Sonra ben yoğun iş temposundan dolayı ayrıldım ama kendisini her zaman destekledim. Harika çalışmalar yapıyor. Harika buluşlar yapıyor. Neticeyi de çok güzel geliyor, neticesini de alıyor. Ondan dolayı kendisini ve bütün çalışan elemanları hepsini kutluyorum. Harika bir ve bu 27. yıl dile kolay. Dile kolay. Bir çocuk doğuyor 27 yaşında şu anda. Onun için bu günün özel bir anlamı var. Kendilerini başta Veli Sarı Toprak olmak üzere bütün çalışan personeli canı gönülden kutluyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Kendimden bahsedeyim tabii. Fatoş Şamla Koleji'nin sahibiyim. 22 yaşında okullarımı açtım. 4 talebeyle başladım. Bir ay sonra 40 talebem oldu ve ondan sonra devam ediyorum. Çok başarılara imza attım. Folklor'da Avrupa şampiyonu oldum. Açık teniste dünya üç oldum. Yarışmalarda özellikle lise bilgi yarışmalarında Ankara şampiyonu oldum. Artık o kadar çok şeylere imza attım ki basketbolda 5 senedir üst üste Ankara şampiyonuyum. Ankara'yı temsil ediyorum ama Trabzon olduğum için de Trabzon şampiyon bu sene çok şükür. 38 yıldan sonra şampiyon oldu. Kendilerini, başta antrenörlerini, teknik direktörlerini ve futbolcuların hepsini kutluyorum. Ve çok şükür bir de Anadolu takımı şampiyon olsun. Artık hep büyükler oluyor. Bu sene de Anadolu takımı şampiyon olsun. Çok kutluyorum. Hepsinin gözlerinden teker teker öpüyorum. TÜSİAV 20 yıla yakındır. Ben de yakından tanıyorum. Veli Başkanım'la beraberliğimiz var. Toplantına mümkün mertebe katılırım. Kaçırmam. Türkiye'de büyük bir açığı, bir ihtiyacı, bir fonksiyonu yerine getiriyor. O da sanayici ve iş dünyasının birbiriyle diyalog kurmasıdır, tanınmasıdır, organize olmasıdır. Nitekim TÜSİAV, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı olarak hem genç iş adamlarını, hem duayen iş adamlarını, hem de ödülü hak etmiş olanları, anılmayı hak etmiş olanları, onur verilmeyi hak etmiş olanları, onurlarını vererek güzel bir görev yerine getirmekle teşekkür ediyorum Veli Başkan'a ve değerli ekibine. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tam anlayamadım. Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Ben Nurettin Konaklı, emekli kamu görevlisiyim. Akademik kariyerim planlama uzmanıdır. Şu anda Müteşebbis Gelişim Vakfı Başkanıyım. Yine biz de bu vakfın bir gönüllüsüyüz. Çözüm ortağıyız. Birlikte olmakta mutluyuz. Ben öncelikle Türkiye'nin dünyadaki bu geçiş süreci içerisinde Sayın Başkanımız Veli Sarı Toprak Bey'e teşekkür ediyorum. Zira sivil toplum kuruluşuyla iş dünyasını birleştirmek, bütünleştirmek ayrı bir önem arz etmektedir ve ayrı bir maharet ister. Sayın Veli Sarı Toprak sivil toplum kuruluşların bir duayenidir, babasıdır, abisidir. Biz de kendilerinden bir sivil toplum kuruluşu olarak hem istifade etmek hem ortak hareket etme adına TÜSİAV'ın bütün faaliyetlerini davetler oranında ve katılabildiğimiz ölçüde takip ediyoruz. Burada da gördüğünüz şekilde yine toplumun değişik kesimlerinin bir arada bulunması, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bir fotoğrafının sergilenmesi adına önemli. Ben Sayın Başkanımıza özellikle bu program doğrultusunda bizi bir araya getirdikleri için, kendi faaliyetlerinde de sivil toplum kuruluşu adına değişik katmanlar içerisindeki hizmetleri nedeniyle ve 27. yıl nedeniyle kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamlarını diliyorum. Çok teşekkür ederim düşünceleriniz için. Kendinizden bahseder misiniz? İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can. Bizim amacımız da idare ve bürokrasiyi halkla birleştirmek. Çünkü her insan önce insan olduğu için bir idarecidir. Fakat kendisini idare eden her kesime karşı da kendisini ifade etmesi gerekir.
sorunlarını anlatması gerekir. Bizim amacımız da biz birlikte güçlüyüz sloganıyla toplumdaki birlik ve beraberliğin tarihe de yolculuk ederek ama bugünkü nesli de dikkate alarak nesilden nesile İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği olarak çalışmalarını bu şekilde yürütmektir. Şöyle ki TÜSİAV sivil toplum örgütlerinin kutup yıldızı ve çok saygı duyduğumuz ve ilham aldığımız duayen bir başkanımız var Sayın Veli Sarıtoprak. 27 senedir faaliyetlerini hız kesmeden devam ettiriyor. Bizler için çok önemli bir rol modeli. Gerçekten hem Ankara hem Türkiye olsun sivil toplum örgütlerini, iş dünyasını bir araya getiren, birbirleri arasında işbirliği yaptıran çok özel bir vakıf. Tabii ki bu vakıfın öncülüğünde gerek Ankara'da olsun gerek Türkiye'de olsun birçok yeni platformlar oluşturuldu. Bu platformlarda işte gerçekten çok saygın iş dünyasında sözü geçen sivil toplum örgütleri var, vakıflar var, üniversiteler var, dernekler var ve hepsi TÜSİAV çatısı altında ülkemiz için neler yapabiliriz, iş dünyası olarak ülkemize ne tür katkılarımız olabilir? Hep bununla ilgili bir uğraş içindeyiz. Ama dediğim gibi TÜSİAV gerçekten bir rol modeli hepimiz için ve gerçekten de sivil toplum örgütlerinin kutup yıldızı. Evet, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Şöyle, Demirhan Şerefan ben. TÜSİAV Dış Ekonomik İlişkiler Platform Başkanıyım. Ankara Genç Adamları Derneği eski başkanıyım. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 12 sene başkanlığını yaptım. Kısaca sivil toplum örgütçülüğünde gerçekten yetişmiş ve senelerini vermiş bir insan olarak kendimi nitelendirebilirim. Ama tabii ki hep başkanımızdan feyz alıyoruz, Veli Başkanımızdan. Sizler de görüyorsunuz gerek iş dünyasından, gerek cemiyet hayatından, gerek kültür, sanat dünyasından çok farklı insanlar burada buluştu. Bu buluşmayı herkes sağlayamaz. Gerçekten bu bir duruş meselesidir. Bu bir kültür meselesidir. Bunun başarılmasında tekrar başkanımızın emekleri çok fazla. Yöneticilerinin, platform başkanlarının, üyelerinin çok büyük emekleri var. Bu emekler de işte artık meyvelerini veriyorlar. Genç yaşta TÜSİAV'a üye olanlar bugün Türkiye'yi yönetiyorlar. Ve gerçekten ülkemiz için çok güzel işler yapıyorlar. Söyleyeceklerim bunlar. Öncelikle mütevelli heyet üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Ankara'nın amiral gemisidir. Ankara'daki en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir. Özellikle Veli Sarıtoprak Başkanımız bu işi layıkıyla yapan ve gerçekleştiren en önemli sivil toplum insanlarından birisidir. Bize de çok örnek olmuştur. Birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasına vesile olmuştur. Ankara'daki sanayicileri ve iş adamlarının çatısı altında toplayan, onlara dokunan, sorunlarıyla ilgilenen çok önemli bir şahsiyettir. Ben sizlerin vesilesiyle kendisine de teşekkür ediyorum. Kendinizden bahseder misiniz? İsmim Hıfzı Kuruş'a benim. Ben de sivil toplumcuyum. Aynı zamanda Balkan Göçmenleri Vakfı'nın başkan vekiliyim. Geçmiş dönemde Gençler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Ankara'da ticaretle uğraşıyorum. Evliyim, 3 çocuğum var. Aynı zamanda TÜSİAV'ın da mütevelli heyet üyesiyim. Veli Başkanım sağ olsun 27 yıl önce böyle bir kuruluşa kurulumuna yer verdiği için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki var. Hem Ankara'daki birçok sivil toplum örgütünü hem Türkiye'mizdeki birçok çalışan insana, sivil toplum örgütlerini bir araya getirdiği için sonsuz teşekkürler. İyi ki var. Teşekkür ederim. Kendinizden bahseder misiniz? İsmim Adem Kahraman. Ankara'da inşaat, tadilat, onarım işleri yapıyorum resmi kurumlarla. TÜSİAV devamlı ileri gitmekte. Takip etmekte çok güçlük çekiyoruz. Bizi de her zaman için desteklemekteler. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Zeki Özmut, Uzat Elini Kültür, Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Dernek Başkanıyım. Şu anda 60 tane öğrencimiz var. Tıp, mimar, mühendislikte okuyan öğrencilerimiz var. Onlarla her ay diyalog kuruyoruz. Onların yararına sosyal etkinlikler yapıyoruz. İkinci projemizi bitirmek üzereyiz. Şu anda köylü kadınlarla diyalog kuruyoruz. Onları biraz aydınlatmayı düşünüyoruz ama onlar bizden aydın olduğunu da gördüm.
Her gittiğimizde biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Şu anda bir sergi açtık müze konseptinde. Kimse bizden o kadar performans beklemiyordu ama herkesin çok hoşuna gitti. Değişik teklifler alıyoruz. Çocuklarımız geldiği zaman siz bunları mı kullanıyordunuz diyorlar. Arkadaşlarımız geldiği zaman geçmişi hatırlıyorlar. Biz de tabii çok mutlu olduk. Her gün daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Mezun olan çocuklarımız bize geri dönüş yapıyorlar. Bu da bizi ruhen çok düzeltiyor. Çok güzel günler geçiriyoruz onun için. TÜSİAV'ın 27. yıl yaş dönümü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? TÜSİAV bizim bütün STK'lar arasında, Ankara'daki STK'lar arasında kutup yıldızıdır. 27. yılı olması bizim için çok önemli. Şöyle ki biz bütün üniversitelerde, Ankara Ticaret Odası'nda, Sanayi Odası'nda etkinlikler yapıp insanları bilgilendirici toplantılar düzenliyoruz. Bunun da 27 senedir devam ediyor olması takdir edersiniz ki çok değerli. İnşallah artarak devam edecek. Ben vakıfta dijital dönüşüm platformu başkanıyım. Bütün üniversitelerde ve demin söylediğim gibi STK'ların hepsinde bilgilendirici toplantılar yapmaya devam ediyoruz. İnşallah bu önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek.